Medya 24 TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Gündem Özel programıyla karşınızdayız. Gündem Özel programının bugünkü konuğu Yenilik Partisi'nden parti sözcüsü ve genel başkan yardımcısı Sayın Kemal Abdullahoğlu. Hoş geldiniz başkanım programımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ben de Medya 24'ün bu yeni stüdyolarının hayırlı uğurlu olmasını ve başarılı yayınlar diliyorum sizlere. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. İnanılmaz yoğundunuz. Malum gündem yoğun. Stüdyolarımıza geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başkanım isterseniz ilk sorumuzla başlayalım. Tabii. İnanılmaz sorularımız var gündeme dair. Sizin yorumlarınız da izleyicilerimiz merak ediyor. Sayın başkanım ilk sorumuz şu olsun isterseniz. Sizler bir politikacı olarak halkla yakın temaslısınız biliyorsunuz. Bu iletişim sonucu halk size en büyük 3 problemi ne olarak sayıyor başkanım? Bunu biraz anlatır mısınız? Evet, tabii ki toplumla sürekli iletişim içinde olan bizler halkın ne dediğini, ne istediğini, neler arzuladığını hemen hemen günlük bazda görüyor, duyuyor ve inceliyoruz. Bahsettiğiniz konuya yönelik iletişimlerde genelde 3 konu en büyük problem olarak bize aksettiriliyor. Bir, geçim sıkıntısı. İki, salgın yani pandemi yaşanmakta olan. Üç, işsizlik. Çok ilginçtir. Bu dönemde hemen hemen toplumun çok büyük bir bölümü kötü etkilendi, olumsuz etkilendi gelişmelerden. Zaten pandemi öncesinde de son derece zor koşullarda yaşayan toplumun büyük kesimi ne yazık ki şimdi daha da kötü bir yaşam koşulunda yaşamla ve günlük hayatıyla mücadele ederek evini, geçimini sağlamaya çalışıyor. Şimdi bu kadar derinden etkilenen bir toplumda etkilenmeyen yok mu diye soranlar da oldu bana birkaç gün önce. Evet var. Yani belli çok küçük bir marjinal kesim var. O kesim biraz da iktidar destekli kesim. Onlarda herhangi bir sorun yok. Ama toplumun çok büyük bir bölümü ne yazık ki bu gelişmeden etkilenmiş. Geçim sıkıntısı başta olmak üzere işsizlik ve tabii ki pandemi ve salgınla mücadele konularında yoğun bir sıkıntı ve stres içinde yaşadığını hep birlikte görüyoruz. Ne yazık ki mevcut yönetim bu konularda 18 yıldır tek başarısı dahi olmadığı için de mevcut tabloyu her geçen gün biraz daha ağır hissediyoruz. Ama sonuçta toplumun problemleri, öncelikli sorunlarının çok ciddi boyutlara gelen geçim sıkıntısı ve pandemiyle yönelik flu karanlık bir önümüzdeki tablo var ne olduğu belirsiz. Bir de tabii ki çok önemli dehşetli bir çizgiye gelen Cumhuriyet tarihinin en yüksek işsizlik oranı. Budur. Bu üç konudur temel şikayet ve ağırlıklı problemler Türkiye'de. Peki başkanım biliyorsunuz yine gündeme dair bir soru sormak istiyorum size. Covid-19 aşısı var gündemde. Covid-19 ve aşı tartışmaları büyüdü biliyorsunuz. Evet çok. Son birkaç haftadır. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Hangi aşı doğru tercih sizce başkanım? Evet, bu soru gerçekten son haftaların çok önemli bir sorusu. Şimdi mevcut tabloya bakalım isterseniz. Çin 1,5 milyar nüfusu olmasına rağmen bugünkü tabloda Çin'in vaka sayısı 15-20 dahi geçmiyor. Bu ne demektir? Demek ki Çin şu ana kadarki korona pandemi sürecini, krizini İyi yönetmiş olmalı ki sadece bugün 1,5 milyar nüfusta 15-20 vaka var ağır diyebileceğimiz. Onun dışında genel bir düzelme söz konusu. Peki Türkiye ne yapıyor? Türkiye ne yaptı daha doğrusu? Şimdi çok net bir şekilde Şubat ayında başlayan pandemiyi Türkiye yeterli ciddiyetle takip edip gerekli önlemleri zamanında almadığı için bir maske dağıtımı bile becerip sağlıklı biçimde yapamadığı için önce biraz yavaşlar gibi oldu. Hatırlayacaksınız. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında kısmi bir duraksama oldu. Daha sonra tekrar yükselerek
bugünkü ağır tabloya ulaşmış oldu Türkiye'de. Yani Avrupa'da ve dünyada sınırları zorlayacak şekilde Avrupa'da neredeyse birinci, dünyada ikinci noktalara kadar geldi Türkiye. Yani vaka sayısı adına demek ki Türkiye'nin şu anki pandemi tablosu hiç iç açıcı değil ve ciddi soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Son günlerdeki rakamlara, sayılara baktığımızda zaten bunu net bir şekilde görüyoruz. Aşı tercihi konusuna gelince, evet aşı tabii ki bir İngiltere, İsveç ortaklığıyla bir aşı üretildi, Oxford aşısı da deniyor. Amerika'da malum Pfizer'ın, Moderna iki ayrı aşı grubu var. Bir de Rus aşısı var, Sputnik. Bizim tercih ettiğimiz de Çin aşısı. Şimdi Çin aşısının tercih ederken tabii ki soru işaretleri de beraberinde getirdi. Şimdi ilk bakışta şöyle düşünülebilir, bazı kesimler böyle düşündü. Ya Çin'den aldığımız her şey ikinci, üçüncü, dördüncü kalite ürün oluyor. Ya aşı nasıl birinci kalite olabilir? Tarzı soru işaretleri var. Oysa olay tıbbi konulara geldiği zaman böyle bir değerlendirme yapmak çok sağlıklı olmayabilir. Şimdi Çin aşısının özelliği inaktif aşı olması Yusuf Bey. İnaktif aşı yani ölü mikroorganizmaları yani ölü virüslerin aşı haline getirilip vücuda zerk edilmesi anlamına geliyor. Bunların nispeten yan etkileri hafif. Ama daha da ilginci, Türkiye zaten inaktif aşılara alışkın daha önce, son 50 yıldan beri kullanmakta olduğu, başka hastalıklarda kullanmak olduğu aşılar nedeniyle bunun bu süreç yönetimi, yani aşı süreç yönetimine hazırlıklı denebilir. Diğer aşılar, örneğin Pfizer'in yaptığı aşıda gen teknoloji kullandığı için farklı bir konsept, farklı bir tema var. O nedenle o aşıyla ilgili öngörümüz Çin aşı kadar fazla değil. Dolayısıyla Türkiye Çin aşısını tercih etmiş bulunmaktadır. Ben bunu çok da yanlış bulmadım açıkçası. Çünkü sıfır aşıdan bu aşı iyidir. Çünkü Çin bunu sonuçta 1,5 milyar insanda denedi ve ciddi problem olmadı ortaya çıktı. Nitekim bugün 30-40-20 gibi rakamlar söyleniyor vaka sayısı olarak Çin'deki 1,5 milyarlık bir nüfusta sıfır sayılır bu rakamlar. Ancak Türkiye'nin yönetiminde yani salgın yönetiminde çok ilginç bir olumsuzluk çizgisi ve tablosu yaşıyor Türkiye. Bu açıdan açıkçası biraz endişeliyim. Şimdi görebildiğim kadarıyla işte şu anki tedaviler, yoğun bakımlar ve devam eden hastalık takip sistemlerinde maalesef doğru bilgiler verilmedi 15 gün öncesine kadar Türkiye'ye. Genelde bazı rakamların örtbas edildiği, üzerinde durulmadığı ve rakamlar küçük gösterilerek önemi belki de bir miktar halkın nezdinde küçümsenmiş oldu. Oysa öyle olmadığı ortaya çıktı. Peki şimdi bakıyoruz Türkiye'nin ekonomisi malum ciddi problemler içinde. Ama ilginçtir Türkiye efendim Tunus'a 5 milyon dolar hibe yapıyor. Somali'ye 3 milyon dolar. 58 ülkeye tıbbi yardım, işte ilaç veriyor hibe şeklinde. Ya bizim şartlarımız ve bütçemiz bu kadar ferah ise gayet tabii olarak şunu sormamız gerekmez mi? Öncelik Türk milletinin değil midir? Mesela bugün işte maske hala 1 lira 5 lira neyse belli rakamlara satılıyor. Yani ücretsiz maske niye dağıtmaz bugün bizi yöneten yöneticiler? Artı bir şey daha söyleyeceğim. Bu da çok ilginç olabilir Türkiye için. Buradan sesleneceğim. Madem bizim bu kadar fonumuz var, böyle sağa sola hibe edecek şekilde, şov yaparcasına. Peki biz kendi toplumumuza örneğin 65 yaş ya da 60 yaştan başlayarak, yani riskli grup bunlar, 60 yaşından sonraki gruba neden C ve D vitamini vermiyoruz devlet olarak? Ücretsiz. Biliyorsunuz C ve D vitamini özellikle bu kesim için yani riskli kesim için son derece önemli bir korumayı arttıran, yani bağışıklığı arttıran, vücudu güçlendiren iki önemli bir vitamin türüdür ve herkes bunu bütçesi yetip alamayabilirdi. Eğer bizim fazla fonumuz varsa buradan tekrar söyleniyorum. Net bir şekilde de sesleniyorum yönetime.
Yani Türkiye'de 65 ve 60 yaş üstüne hiç olmasa C ve D vitamini hediye edin, ücretsiz dağıtın. Bu kesim C ve D vitaminini güçlendirerek en azından kendini korumasında bir rahatlık hissetsin. Vücut direncinin yükselmesi ve bağışıklığın güçlendirilmesi adına çok önemli. Hiç olmazsa böyle bir destek verin 60 yaş ve üstüne. Yani paramız yok biliyorum Türkiye olarak. Ama madem var sağa sola gönderiyorsunuz hibe falan filan. Yani Türkiye'deki bu kesime hiç olmazsa böyle bir katkıda bulunun. En azından bu çok önemli. Başkanım zaten biliyorsunuz bizim Türk halkımıza yardım değil, tam tersi yurt dışına yardım yapıyorlar. Evet, onu söylemeye çalışıyorum. Ve yani Tunus'a 5 milyon dolar hibe ne demektir? Ya 5 milyon dolara dediğim gibi 60 yaş ve üstüne C ve D vitamini ücretsiz dağıtın da bu toplumun o riskli kesimi en azından biraz daha güçlü bir bağışıklık sistemine ve korunmasına kavuşabilsin. Çünkü herkes vitamine ciddi rakamlar Türkiye'de vitaminler biliyorsunuz. Ve bu rakamı herkes ödeyemeyebilir Türkiye'de. Bunun bilincinde olmaları gerekir bugün bizi yöneten Türkiye yönetimi. Başkanım bir de araya bir insert girmek istiyorum. Biliyorsunuz sokaktaki vatandaş Çin aşısından korkuyor ve güvenmiyor. Siz neler söylemek istersiniz? Efendim ben işte oraya gelecektim aslında. Ben Çin aşısına güvenmemeyi doğru bulmuyorum. Mesela ben olacağım. Buradan ilan ediyorum. Çünkü buradan korkulacak bir şey yok. Sonuçta bu bir tedavi değil bu. Koruma önlemi ve yan etkileri inaktif aşı olduğu için özellikle bir 3 aşağı 5 yukarı bildiğimiz yan etkileri var. Ki bunlar da gözden uzak tutulabilir, önemsemeyebilir. Bu anlamda Çin aşısını yapılmasında yarar görüyorum. Çünkü bakın sıfır aşıdan bir aşı mutlaka daha doğrudur. Çünkü Türkiye'deki şu anda rakamlar yükseldikçe yükseliyor olumsuz yönde. Bunun önünü aşıdan başa kesmek mümkün olmayacaktır. Tabii ki sosyal mesafe, hijyen bunlar çok doğru şart devam edecek ama aşı olmadan da rakamları geriye saydırmamız mümkün olmaz. Hele hele maskesiz hayata geçmemiz hemen hemen imkansızdır. Bir de aşıyı yani şimdi şu anda başka bir aşı kullanmaya kalkalım deseniz dahi yani bugün Sağlık Bakanlığı böyle bir karar alabilmiş olsa dahi ne Pfizer'dan ne de İngiltere'de Oxford'dan bu aşıları bir anda alma şansınız mümkün değil. Bir yıla yayılan şekilde sevkiyatlar mümkün aşılarda. Eğer başka tür bir aşı düşünmüş olsaydı İngiliz, Amerikan kökenli onları da biz en az 6-7 ay önce siparişlerini vermiş olmamız gerekirdi. Bu yapılmadı. Yapılmayınca şu andaki mevcut koşullarda Çin aşısı mutlak surette kaçınılmaz gözüküyor. Ha, bunun önümüzdeki aylarda buna destek başka aşılarla da düşünülebilir ama bugün için Çin aşısı tek seçenek olarak görülüyor Türkiye için. Peki başkanım devam edelim yine bir sıcak gündemle bir soru sormak istiyorum. Tank palet fabrikası tartışmaları var biliyorsunuz. Evet. Yine gündemde sayın başkanım. Sizce kim haklı bu konuda? Ya tank palet fabrikası tartışmaları 3-5 aydır 6 aydır devam ediyor ama yeniden tekrar neden olduysa işte meclisteki son görüşmeler sırasında yeniden nüksetti diyelim. Evet, şimdi bakın, burada açık net bir şey söylemem lazım. Borsa İstanbul'un da %10'u yine Katarlara verildi biliyorsunuz. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ya bu ülkede yatırım yapacak 206 ülkeden başka ülke yok mu? Ne olursa olsun mutlaka altından bir Katar yatırımı ya da Katar iştirakı ortaya çıkıyor. Bunun bir anlamı olması gerekmez mi Yusuf Bey? Ben bu konuda ciddi kaygılıyım yani. Yani düşünüyorsa 206 ülkeden yani bütün çalışmalarda, bütün yatırımlarda dönüp dolaşıp bir Katar parmağı ortaya çıkıyor. Şimdi soruyorum burada. 12 bin mevcutlu ordusu olan, tekrar ediyorum 12 bin, milyon demedi, 12 bin mevcutlu silahlı kuvvetleri olan Katar'ın hangi teknolojisi olabilir ki bizim tank palet fabrikasına bir teknoloji transferi yapsın ya da bir başka tür bir yenilik getirebilmiş olsun, inovasyon getirebilmiş olsun. Anlamakta zorlanıyorum. Kaldı ki
Katar'ın burada girişi, biliyorsunuz Katar emiri Türkiye'ye geldi 2 hafta önce. Anlaşmalar imzalandı büyük törenlerle. Ben de sandım ki 8-10 milyar, 50 milyar dolarlık bir çalışma olacak. Meğerse 350 milyon dolarlık 10 anlaşma yapıldı. Bakın bir futbolcu var, adı Neymar. Bilirsiniz Paris Saint Germain'li. Değeri 300 milyon dolar. Bir futbolcunun değeri 350 milyon dolar ve ya da euro ve bugün Katar'la büyük törenlerle yapılan anlaşmaların toplam değeri 350 milyon dolar. Yani abartılı bir şekilde gösterilen bir çalışma bu. Şimdi ben tank palet fabrikasında bir teknoloji yenilik vesaire gereksinimi varsa bir yabancı yatırımcı ve inovasyon getirecek bir büyük bir teknolojik firmanın katkı vermesinde mümkün olabilir diye düşünüyorum. Ama siz bunu Katar'a vererek ne yapmak istiyorsunuz? Doğru başkanım. Anlaşılır gibi değil. Katar'a birçok şey verildi bugüne kadar, Türkiye'de satıldı edildi ve en sonunda bu yapılmış olması çok gereksiz. Bir de buna diyorlar ki bu bir satış değil, devir işlemidir. Cumhurbaşkanı'nın kararnamesinde açık net bir şekilde bu söyleniyor. Özelleştirmenin yöntemini işletme hakkının verilmesiyle gerçekleştirilmesini açık net bir şekilde kaleme almış kararname ve bunun 31.12.2019'a kadar da bir tamamlanmasını özellikle net bir şekilde altını vurgulamış ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da imzası var bu kararnamenin altında. Demek ki bu bir özelleştirme ama işletme hakkının devriyle gerçekleşmiş oldu. Bu arada Katar'da biliyorsunuz Türkiye'nin askeri bir üssü var. Türk ordusunun ya da askerinin Katar'da ne işi var bunu Türkiye'de bilen pek yok. Hiçbir zaman da açıklanmadı, bilmiyoruz. Ama aynı ülkede bir de Amerika'nın o bölgenin en büyük üssüne sahip olduğunu unutmamamız gerekir. Dolayısıyla şimdi Katar'ın Türkiye'deki tüm ihalelerde ya da bu tarz önemli noktalarda neden hiç başka bir rakibi olmaksızın sürekli bazı konularda ön planda olmasını anlamak mümkün değil. Ama şunu biliyoruz. Mesela Katar niye Sayın Cumhurbaşkanı'na 500 milyon dolar değerinde bir uçak hediye etsin? Bunu da anlamak mümkün değil. Demek ki bizim bilemediğimiz başka tür... hiç bilemiyoruz. Bu konularda bizlerin herhangi bir ancak tahmini olabilir, öngörüsü olamaz. Yani özetle şeffaf olmayan bazı durumların olduğu çok net ortada. Bu anlamda ben konuların şeffaflaşmadan net bir şekilde millet tarafından da anlaşılamayacağını görüyorum. Ama ortada normal olmayan durumların olduğu açık seçik ortada. Bunu söyleyebilirim. Başkanım yine bir araya insert girmek istiyorum. Biliyorsunuz geçen çarşamba günü Şampiyonlar Ligi mücadelesi vardı. Paris Saint Germain, Medipol, Başakşehir futbol karşılaşması vardı. Evet. Orada biliyorsunuz 4. hakemin teknik heyetten Vebo'ya ırkçılık söylemeniyle evet. Okan Buruk, Başakşehir futbol takımı teknik direktörü, takımı geri çekti. Evet. Siz neler söyleyeceksiniz bu ırkçılıkla alakalı? Valla efendim ben Okan Bey'i tebrik ediyorum buradan. Son derece doğru bir hamle yapmıştır. Spor her şeyden önce dostluk, kardeşlik ve eşitlik anlamına da gelmelidir. Tabii bir mücadele ve rekabet olacaktır ama şimdi yan hakemin nasıl böyle bir ifade kullanmış olması, ırkçı bir ifadeyle bir de aşağılayıcı bir üslupla evet Neymar falan diyerek, şimdi bu olacak şey değil. Ve Okan Bey'i ben buradan tebrik ediyorum. Son derece doğru bir hamle yapmıştır. Yenmesi, yenilmesi hiç önemli. Paris Saint Germain her zaman yenebilir bir Türk takımını. Neymar'ı da tebrik etmek gerekiyor. Gayet tabii. Tabii onu da tebrik etmemiz gerekiyor. Ve ikinci karşılaşmada herkes zaten ırkçılığa karşı bir eylem olarak oturma, diz çökme eylemi yaptılar. Bu da dünyaya bir mesajdır. Demek oluyor ki Yusuf Bey hala dünyada ırkçılığa karşı, insanların rengine karşı, ırk ve benzeri özelliklerine yönelik hala ön yargılar demek ki tümüyle ortadan kalkmış değil. Bu tip olaylar işte sonuçta yapılmış bir eylemle protesto edilmiş oldu ve bence son derece doğru bir Başakşehir takımı ve Sayın
Okan Buruk'u da buradan tebrik ediyorum. Çok doğru bir çıkış yapmıştır. Türkiye adına da çok doğru bir adım olmuştur. Türkiye'nin de ırkçılığa karşı olduğunu bir şekilde tüm dünyaya ilan eden bir eylem olmuştur. Peki başkanım, biraz da Amerika'nın gündemine gidelim isterseniz. Biden artık kazanmış görünüyor Sayın Başkanım. Evet. Başkan değişimiyle dünya ve Türkiye'yi nasıl etkiler? Sizce Trump niye kaybetti başkanım? Evet, güzel. Niye kaybetti? Evet. Yani kaybetmeyeceğini falan düşünüyordu çok. Ama kaybetmesi için çok sebep vardı. Fakat bak, açık söylüyorum. Bundan 4-5 ay önce, belki de sizlerin programında da söylemiştim. Korona olayını, pandemiyi iyi yönetemeyen liderlerin tümü ilk seçimde kaybedecek demiştim. Evet, söylemiştiniz başka bir programda. Bakın, 5 ay önce söyledim. Pandemiyi iyi yönetemeyen tüm liderler, ki buna İtalya, İspanya, İngiltere, Amerika ve belki de Türkiye dahil, hepsi ilk seçimlerini kaybedecekler demiştim. Ve Trump olayı da bu örneklerden biri oldu. Şimdi Trump ne yaptı? İsterseniz oradan gireyim, olmaz mı? Buyurun başkanım, tabii ki. Şimdi Trump bir, aşırı kendinden emin, pervasız, umursamaz ve zaman zaman küstah ifadelerle siyaset yapmayı seven bir yapısı var. Bu toplumun büyük kesimlerinden antipatiyle karşılanan bir durumdur. Mesela ben onların kampanyalarını da izledim seçim öncesi. Hemen hemen hepsini izledim. Yakın sıcak takipteydim adeta. Gördüm ki Trump rakibi Biden'ı yaşlılığından ve biraz durgun olmasından faydalanarak onu hep alaylı bir şekilde toplum önünde anlattı. Mesela ona Sleepy Joe dedi. Yani uykucu Joe. Efendim, yaşı bilmem kaç. Kendin de 74 yaşındasın. O 79 yaşında ama sen de 74 yaşındasın. Fakat bakın, psikoloji değişmiyor. Dünyanın her yerinde böyle. Rakibinizi aşağılar ve alaycı konuşursanız toplum bundan sempati duymaz. Hatta size oy verecekse de vermemeye başlar. Trump'ın birinci kaybı buydu. Ama en önemli kaybı pandemi dönemini çok kötü yönetiyor olmasıydı. Neden? Şimdi Şubat ayında ilk başladığında pandemi, işte COVID-19 salgını Çin'den başlayarak, önce China virüsü dedi, ya Çin virüsü dedi, bize gelemez dedi, orada kalacak dedi, şu bu dedi, bu dedi, Amerika güçlüdür, ben çok güçlüyüm, bana zaten bir şey olmaz dedi. Nitekim oldu daha sonra, biliyorsunuz 15 gün yattı gibi, onu da emin değiliz ya. Ama öyle bir girdi çıktı oldu hastaneye, kendisi de yakalandı, ben çok güçlüyüm demesine rağmen. İşte bazı ilaçlardan leblebi yuttuğunu söyledi topluma. Bilimle, gerçeklerle adeta alay edercesine şovlar yaptı. Toplumun bir kesimi kesinlikle bundan mutsuz oldu ve onu bir şekilde öteledi, itti sağa sola. Belki oy verecek idiyse de vermedi. Şimdi COVID'i kötü yönetince ne oldu? Diyorsunuz 1,5 milyon, işte toplam 60 milyon, 66 milyon civarında vaka var. İşte 1,5 milyon civarında ölüm var dünyada. Orada 250-300 bin civarında ölüm oldu. Müthiş bir kayıp yaşadı dünya ve halen yaşıyor. Ama Trump bu işi, yani aşıya karar verip de düğmeye basması için Mayıs-Haziran ayları bulundu. Bu arada tabii bazı eyaletler kapattı tamamen eyaleti, iş dünyasına, şuraya buraya, insanları eve hapsettiler doğal olarak korunma adına. Ve bu arada bir anda tabii işsizler ordusu büyümeye başladı Amerika'da. Şimdi kötü yönetilen bir pandemi süreci, işsizliğin zirveye taşınması, son derece arrogant laflarla, ifadelerle karşısındaki rakibi ve rakipleri küçümseyen, alay eden bir lider ve toplumun artık ciddiye almadığı bir çizgiye doğru hızla ulaşan bir Trump olayı yaşandı Amerika'da ve sonuçta kaybetti. Ama ilginç olan bir şeyi de müsaadenle söylemeye çalışayım. Yani ilginçtir, bu denli negatif boyut ve özelliklerine rağmen 76 milyon oy aldı Trump. Bu büyük başarı bence onun, Cumhuriyet Partisi için. Biden'da 80 milyon
oy aldı. Yani 3-4 milyonluk bir fark var arada sadece. Demek oluyor ki toplum gene hala o cumhuriyetçi fikre bir miktar da olsa teveccüh gösterebilmiş Amerika'da. Şimdi Biden kazandı bugünkü şartlarda. Gerçi bazı mahkeme ve dava durumları var değişik eyaletlerde. Onların sonuçlarına göre durum netleşecek ama %90 5 ihtimalle Biden 20 Ocak'ta devralmak durumunda kalacak Beyaz Sarayı. Şimdi Biden geldi, Trump gitti, ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Bakın o ülkelerde, buna Avrupa ülkeleri de dahil, her şeyden önce kendi ülkesinin çıkarlarıdır birinci planda olan. America first der Trump ve her Amerikalı. Biden de öyle söyler. Yani Amerika'nın öncelik hiçbir zaman değişmez. Biden da gelse, tabii Biden biraz Yunanistan sempatisi olan bir liderdir ama Türkiye'de gelip giden, zaman zaman Türkiye ile ilgili bazı fikirleri de olduğunu bildiğimiz bir Biden da sonuçta Türkiye'nin bölgedeki ağırlığını yok sayamayacaktır. Ama korkulduğu gibi Biden geldi, eyvah şu bu değil. Karşılıklı ülkelerin çıkarları doğrultusunda ilişki devam edecektir ama Türkiye'nin talihsizliği, Amerika'nın yani yeni yönetimin karşısına ne yazık ki ekonomik açıdan oldukça zayıflamış, ciddi denge sorunları yaşayan bir siyasi ortamda ki bir hükümetle baş başa kalıyor olmasıdır. Sayın Erdoğan bilemiyorum önümüzdeki süreci nasıl yönetecektir ama gördüğüm kadarıyla Biden güçlü bir Türkiye karşısında etkili olamayabilirdi. Ne yazık ki Türkiye başta ekonomi olmak üzere güçsüz bir çizgide olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Bu çerçevede bir konu çok önemli. Türkiye güçlü olabildiği sürece ister Trump gelsin, ister Biden, ister Kennedy kalksın gelsin türbesinden hiç fark etmeyecektir bir şey. Sonuçta Türkiye ve Amerika ilişkileri karşılıklı çıkar ve menfaatlerin korunduğu bir ilişkide devam edecektir. Ama Türkiye'nin güçlü bir şekilde Biden yönetimine ile olan diyaloğunu başlatacağını söylemek mümkün değil. Türkiye'nin eksikleri ve sorunları büyük. O anlamda biraz soru işaretleri olacaktır Biden yönetimiyle. Peki başkanım, ekonomiyle devam edelim isterseniz. Son haftalarda ekonomiyle ilgili konularda önemli gelişmeler oldu biliyorsunuz. Bakan Albayrak'ın istifası, evet. Merkez Bankası'nın başkan değişimi. Bunlar ekonomiyi nasıl etkiler başkanım? Valla şu kadarını söyleyeyim. Az önce biraz kenarından dokunduğum konulardan biri bu ama şunu söyleyebilirim. Merkez Bankası 10 defa başkan değiştirsin. 28 defa da bakan değiştirsin. Hiç fark etmeyecektir. O giden bakan bugüne kadar 16 tane paket açıp kapamadı mı? Bu reform adı da reform paketi. Tam bir hikaye, masal yani. Reform paketi değil, bir tek olumlu gelişme oldu mu Türkiye'nin ekonomisinde? 15-16 paketi açıp kapadım olmasına rağmen. Demek ki ne o arkadaşın gitmesi bir kayıptır, ne de bir başka birinin gelmesi bir kazançtır Türkiye için. Olay zihniyet konusudur Yusuf Bey. Yani siz ekonomiyi yönetirken, Türkiye'yi yönetirken belli bir zihniyeti ısrarla sürdürmek, maceralara girip çıkmayı adeta alışkanlık haline getirmek, işte faiz şudur, enflasyon budur deyip sürekli yanlışlar içinde yüzüyor olmanız ve bu konsepti, bu temayı da ısrarla doğru olduğunu kabul etmeniz, yani zihniyette ısrar etmeniz sonucudur ki gelen ve giden kişiler hiçbir farklılık getirmeyecektir. Yani siz ısrarla diyorsunuz ki faiz enflasyonun sonucudur. Yani faiz varsa enflasyon da vardır diyorsunuz. Oysa faiz bir maliyet konusudur ekonomide. Bunu bilmiyor muyuz? Maliyetlerinizi arttırabilir, düşürebilir. Ama faiz bir maliyet konusudur sadece. Oysa siz bunu hep ikide bir daha yeni çıkıp söylüyorsunuz. İşte faiz sebep, enflasyon sonuçtur diyorsunuz. Yani bu inanılır bir eksiklik değil benim gözümde. Şimdi, peki ekonomide malum gelinen çizgide Merkez Bankası'nda mesela şimdi eksi 52 milyar dolar bir eksi bakiye var. Şimdi Merkez Bankası'nın başkanı değişti.
Bu geri mi gelecek? Hayır. Siz bu 50-55 milyar doları ki büyük bir ihtimalle bu para swap'ta falan filan kullanıldı edildi. Yarın bu parayı sizden dolar olarak isteyecekler. İstemeyecekler mi? Siz geçici olarak TL verdiniz, dolar aldınız. Ama bunun bir vadesi var. O vade sonunda gene doları iade etmeniz lazım o aldığınız yerlere, swap yaptığınız yerlere. Peki o günkü kur nedir? Ne olacak o günkü kur? Nasıl büyük bir kayıptır bu? Olabilme ihtimali yüksek. Dolayısıyla yani eksi bakiye büyük bir faciadır. Ama son gazetelerde de çıktı biliyorsunuz. Merkez Bankası işte doları 6-7'ler arasında tutabilme adına 128 milyar dolar satışı yapmış. Ya dünyanın neresinde böyle bir şey vardır? Siz zaten Merkez Bankası'nın rezervlerinde çok kritik bir eşiktesiniz. Buna rağmen 128 milyar doları sırf doları belli bir çizgide tutma adına satıyorsunuz. Peki bu satışı kimlere yaptınız? Bu işlerden kim çok büyük paralar kazandı? Bilmiyoruz. Şeffaflık da yok zaten bu konularda. Dolayısıyla ekonominin bu boyutu zaten çok ciddi bir problem. Şimdi bu 55 milyar doların tekrar nasıl yerine konacağı ve Merkez Bankası'nın artıya nasıl geçebileceği bir muammadır. Bu kişilerin değişmesiyle hiçbir şey değişmeyecektir. Zihniyetin, ekonomiye ve Türkiye bakış açısının mutlak değişmesi lazım. Ama bu AK Parti zihniyetiyle böyle bir ümit ve beklentinin olması kesinlikle hikayeden öteye, masaldan öteye geçmez. Peki başkanım devam edelim yine ekonomiyle ilgili. İhracat ve büyüme verileri açıklandı biliyorsunuz. Evet. Nasıl buldunuz? Vallahi bu ülkede açıklanan rakamlara inanmak artık imkansız hale geldi. Şimdi ihracatımız 151.4 milyar dolar ilk 11 ayda 2020'nin. İhracatımız da 197 milyar ithalatımız var. Yani arada bir neredeyse 24 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı var. Şimdi böyle büyük bir dış ticaret açığıyla bir ülke nereye ulaşabilir? İhracat yapmak için biliyorsunuz Yusuf Bey, önce üretim olması lazım. Üretim yoksa ihracat da olmaz. İki, bir de yani pazarlarla iyi diyaloglarınız olması lazım. Türkiye'nin dış pazarlarının bir numarası Avrupa Birliği. Biz Avrupa Birliği ile neredeyse yani tartışmayı geçti kavgaya dönüşür ilişkiler yaşıyoruz. Dolayısıyla pazarlarla aranız iyi değil zaten. Üretiminiz çok zayıf ya da geriliyor. Bir de buna pandemi ilave etti. Bakın dünyanın sırf pandemi nedeniyle kaybettiği turizm geliri toplam 2 trilyon dolar. Türkiye'de en az 25 milyar dolar turizm nedeniyle kaybetti. Yani gerçekleşmeyen turizm nedeniyle kaybetti. Dolayısıyla ithalat, ihracat rakamları tam bir şu anda itibaren, şu an çok ciddi bir problem olmamakla birlikte ben önümüzdeki yani 2021'in ciddi problem olma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Büyüme rakamları dediniz az önce. Evet, şimdi TÜİK 6.7 ilk 11 ayda büyüdük dedi, açıklama yaptı. TÜİK nedir? Ya, Türkiye İstatistik Kurumu değil mi? En fazla güvenmemiz gereken kurum. Şimdi %6.7 Türkiye büyümüş. Peki kim büyüyen kim? Kimler büyüdü? Hangi sektörler? Ve hangi sebeple büyüdü? Bilen var mı? Yok. Sen ben büyüdük mü? Hayır. Dar gelirli, çiftçi, memur, esnaf büyüdü mü? Herhangi bir ekstra bir para mı girdi cebine? Hayır. İnanılır gibi değil. Yani nasıl bu rakamlarla dans ediyorlar, raks ediyorlar ve topluma kendi istekli rakamları aktarıyorlar. Bunu anlamak, çözmek gerçekten mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye'nin büyüdüğünü söylemek için rüyada olmak lazım ya da başka bir gezegenden bahsetmek lazım. Rakamlar, gerçekler bunu söylemiyor. Gidin sokağa çıkın sorun bakalım kim ne kadar büyümüş. Ben soruyorum burada. Büyüyen kim? %6.7 nasıl büyüdünüz? Aldığınız borçlarla mı büyüdünüz ki büyük ihtimalle onu büyüme olarak görüyorlar? Ya Türkiye bakın hiç üretmese sırf nüfus artışından dolayı %3 zaten büyür. Bakın tekrar ediyorum bu cümleyi. Hiç üretim yapmadı, hiç çalışmadı. 365 gün evde oturdu, Türkiye %2,5 büyür. Niye biliyor musunuz? Nüfus artışından dolayı yansıyan rakamlarla büyür. Demek ki %6.7 büyüme aslında sıfır büyümedir. Gerçek büyüme Türkiye. Yani 8'e 2 tane ilave yapabilmeniz için
örnekleme yapıyorum. Sizin ortalama %9 ve üstü büyümeniz halinde bir büyüme gerçekleşmiş olabilir. %6.7 açıklanan büyüme gerçek değildir. Gerçek olduğunu kabul etsek bile mümkün değildir. Nedeni de açık net. Hiçbir şey yapmayan, yerinde durağan vaziyette kalan bir Türkiye bile %3 civarında nüfus artışından dolayı sadece doğan rakamlarla büyür. Dolayısıyla bu bir tam anlamıyla illüzyondur. Toplumu raks ediyorlar rakamlarla, illüzyonla toplumu bir anlamda aldatmaya çalışıyorlar. Gerçek bu değil. Çünkü nasıl büyüme olduğunu toplum yansıması lazım. Yani şimdi her doğan bebek 8.000 dolar borçla büyüyen bir Türkiye'de nasıl büyüme olabilir? Mümkün değil. Bu kadar büyük borçla üstelik. Bu anlamda ben yani ihracatın bu noktaya gelişini geçmiş yılların getirdiği bir yansıma olarak görüyorum. 151 milyar dolar içinde bunun tam da içerisine baktığımızda zaten çok ciddi olarak katma değeri yüksek olmayan ürünlerin ağırlıkta olduğunu söylüyorum ısrarla. Yani 151 milyar dolar ihracat yapılmış ama bunun yüzde çok büyük bir bölümü zaten ithal girdisiyle üretilen ürünler olduğu için katma değeri aslında yani 100 dolarlık bir ihracatın katma değeri, gerçek ihracat değeri yani 20 dolar 25 dolardır maksimum. Dolayısıyla bu ihracat 151 milyar dolarlık ihracat aslında gerçek bir ihracat değildir. Çünkü ithalatı yaptığınız zaman siz 197 milyar dolar ithalat yapmışsınız 11 ayda. Dolayısıyla ihracat ancak katma değeri yüksek ürünlere odaklanırsa Türkiye'ye gerçek anlamda ekonomik katkı sağlar Yusuf Bey. Peki başkanım devam edelim isterseniz. Biliyorsunuz yine erken seçimli tartışmaları var gündemde. Evet. Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı konuşuluyor biliyorsunuz kulislerde işte siyasette. Peki sizce aday olur mu Kılıçdaroğlu? Valla ben, biz tabii Yenilik Partisi olarak böyle bir tartışmanın içinde olmayız kesinlikle. Ama şu var. Evet bu bahsettiğiniz konu aslında birkaç gün önceki bütçe görüşmelerinde AK Parti sıralarından atılan bir lafa verilen cevap sonucu ortaya çıkan bir tartışmadır bu. Peki ben de şunu sorarım. Yani bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday niye olmadı? Muharrem İnce oldu mesela. Ben kesinlikle olmayacağını düşünüyorum bireysel olarak. Ama ne olması değiştirir Türkiye'nin geleceğini, ne olmaması aday. Bu ülke o partiye ve liderine son 11 yılda 8 seçimde de mağlubiyet yaşatmış. Yani neden şimdi 2023'te aday olması halinde bir Cumhuriyet Halk Partili liderin, üstelik de 11 yılda 8 seçim kaybetmiş bir lideri, üstelik de o dönemde tüm seçimleri kazanmış bir lidere karşı bu ülke neden seçsin? Böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye'deki önümüzdeki o Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mutlaka mevcut partilerin liderlerinin dışında yepyeni bir siyasi kimlik, geçmişi tertemiz, başarılı, bilgili, donanımı yüksek, yepyeni bir kimlik ancak aday olursa Türkiye'nin önü açılır. Yoksa Kılıçdaroğlu'muş, Meral Akşener'miş ya da başka biriymiş bu tarz bir liderin yeniden lider olmaya kalkması ya da kalkmaması. Hiçbir şey değiştirmeyecektir. Böyle bir şeyin olması sayın başka bir liderin de ortaya çıkmaması halinde AK Parti'nin işini kolaylaştırmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Dolayısıyla ben bu tartışmaları boş buluyorum. Aslında eğer gerçek anlamda ciddi bir lider, daha doğrusu yani ben aday olacağım Cumhurbaşkanı'na demesi gereken biri varsa o bugünden kendini açıklaması lazım. 3 ay kala, 20 gün kala, 1 ay kala aday olunmaz böyle konularda. 2 yıl öncesinden minimum adaylığını açıklayacak herhangi bir lider, uygun liyakat sahibi lider ve 2 yıl çalışacak. Başka türlü hiçbir biçimde bu mevcut sistemde, seçim sisteminde başarılı olması mümkün değil. 2 yıllık bir süreç şart. Peki başkanım, buradan izleyicilerimiz de merak ediyor bu soruyu sormamı. Yenilik Partisi olarak nasıl bir Türkiye hedefliyorsunuz? Türkiye'ye hangi yenilikleri getireceksiniz Sayın Başkanım? Valla doğru, bunu biz zaman zaman değişik medya kanallarında söylemeye gayret ediyoruz. Evet, şimdi şunu soracağım ben. Türkiye'de
sokağa çıkıp 100 kişiyle konuşalım. Diyelim ki siz şu anki siyasi ortamdan ve siyasi gelişmelerden memnun musunuz? Mevcut siyasi partilerden memnun musunuz? Söylemlerinden memnun musunuz? Anlatımlarından memnun musunuz? Olaylar karşısında verdikleri tepkilerden, demokratik tepkilerden memnun musunuz? Bu ülkede yargı bağımsız mı? Ve bununla ilgili bugüne kadar ne yaptı bugün iktidar ve karşısındaki muhalefet partileri? Değil mi? Peki ekonomik olarak siz ne elde ettiniz bugüne kadar? Daha mutlu, daha refah içinde misiniz? Bu ve buna benzer problemlerin tamamını sorduğumuz zaman 100 kişiden 80'i, 90'ı hayır memnun değiliz diyecektir. İşte, parlamenter sistemden memnun musunuz? Tabii ki mevcut parlamenter sistem ki bu bir tam bir komediye dönüştü artık. Hiçbir ilgisi olmayan milletvekillerinin parmak indirip kaldırdığı bir mecra haline dönüştü. Hazır yasaları onaylayan bir mecra haline dönüşmüştür. Herkes buna hayır diyecektir. Peki yıllardır aynı partilere oy vererek farklı şeyler beklemek mümkün müdür diye ben soracağım buradan. Bak tekrar yıllardır, son 18-19 yıldır hep aynı partilere oy vererek farklı şeyler beklemek ne kadar mantıklı ve akla uygundur? Değildir. Demek ki mutlak surette oy vereceğiniz parti ve liderleri de sık sık düşünerek acaba hangisi daha liyakatlı konumda deyip ona göre oyunuzu yeni alanlara kaydırabilmiş olmanız lazım. Şimdi Yenilik Partisi iktidarı ki biz önümüzdeki seçimlerde tek başımıza iktidar olmayı hedefliyoruz, hedefimiz budur. Yani 50+1'dir hedefimiz kesinlikle. Bugün hayal gibi görünse böyle bir hayalimiz var ama hayal kurmadan da gerçekleri bulamayız açıkçası. Dolayısıyla böyle bir hayalimiz var. Şimdi düşünüyorum, Yenilik Partisi olarak biz iktidara geldiğimizde bir kere topluma bir referandumla soracağız. Yani kuvvetler ayrılığı, güçler ayrılığının kesin güvenceye alındığı yeni bir parlamenter sistem mi? Yoksa yine başkanlık ama kuvvetler ayrılığı %100 güvence altına alınarak milletvekillerine daha etkili, daha yetkili ve daha özgür konuşabileceği toplumun yani toplumdaki gelişmeleri aktarabileceği ve çözümleri söyleyebileceği bir daha özgür bir platform olan bir parlamenter sistem diye soracağız. Eğer toplum ikisinden birine vereceği cevaba göre bir kere sistem değişecek. Bakın bu sistemle mevcut siyasi ve yönetim sistemiyle Ahmet'i getir, Mehmet'i bırak. Onu al, şunu ata şekliyle hiçbir şey düzeltilemez. Yenilik Partisi şuna inanıyor. Artık Türkiye'de anayasanın ilk 4-5 maddesi hariç her şeyi yeniden ele alınıp değiştirilmesi lazım. Yenilik budur. Yoksa laf olsun diye biz yenilik demiyoruz. Türkiye anayasanın ilk 4-5 maddesi hariç her şeyinin değiştirilmesi, günün şartlarına ve Türkiye'nin ve milletimizin şartlarına en uygun hale getirilmesi gerekiyor. Bunun için Yenilik Partisi yollarda. Birkaç örnek de veririz bu konuda. Mesela yargı bağımsızlığı biliyorsunuz tartışılıyor, şu bu. Evet yargı bağımsız değildir şu anda, bir noktaya bağlı. Ama eğer parlamenter sisteme dönülürse bu defa parlamenter sisteme bağlı, ona biat eden bir yargı sistemi gelecektir. Gene özerk ve bağımsız olmayacaktır. Biz ne diyoruz Yenilik Partisi olarak? Diyoruz ki tüm yüksek yargı organları kendi başkanlarını kendileri seçmelidir. Bu seçimi yaparken de Anayasa Mahkemesi'ne seçecek, başkan seçecek bir delegasyonu da beraberinde seçmeli. Daha sonra bu delegeler Anayasa Mahkemesi başkasının seçmesi lazım. Böylece Türkiye'de yargı %100 bağımsız hale gelebilir. Bugün böyle bir şey mümkün değil. Bir örnek bizim yapacağımız, planladığımız gerçek. Biz mesela çok kadını ön plana çıkaracağız diyoruz. Kotamız %50, Türkiye'de hiçbir partide olmayan bir kota var. Belki biraz ilginç gelecek ama mesela biz silahlı, keyfi avcılığı yasaklayacağız. Ve hayvanlara kötü davranlarını teşhir edeceğiz. Ne güzel başkanım. Ama Türkiye'de ciddi bir eksiklik bu. Maalesef. Hele kadınlara maalesef. Ve farklı tercihte olan
insanlarımızın hak, hukuk ve özgürlüklerini tümüyle koruyarak onları güvence altına almayı planlıyoruz. Türkiye'de çok ciddi bir üretim, milli üretim seferberliği yapacağız. Milli üretim. Bugünkü anlamında milli değil çünkü onun da o terminolojinin yani o kavramın da altı boşaldığı için milli ve yerli kavramı diye bir kavram kalmadı Türkiye'de. Kendi rüzgarlarına göre milli ve yerli kavramı uydurmuş bugünkü yönetim. Bizim anlattığımız milli ve yerli üretim seferberliği bu değil. Daha gerçek anlamda milli ve yerli. Ayrıca tarım ve tarım politikalarımız çok önemli. Yeni bir sistem getiriyoruz Türkiye'ye. Bunu da belki de ilk kez duyacaksınız. Diyoruz ki biz tarım ve hayvancılıkla uğraşan ve bu faaliyette bulunan tüm kesimlerin ekstra girdilerini yani gübre, ilaç, tohum ve mazot gibi temel girdilerinin tümünü devlet olarak karşılayacağız. Ancak mahsullerine bir pay alacağız devlet olarak. Böylece Türkiye'de bir üretim patlaması olacak. Gerçek anlamda bir tarım ve hayvancılık ve ürünleri patlaması olacak. Bunların ihracatı tabii gelişecek. Çünkü çok patlamadan bahsediyorum, artış demiyorum. Bu patlama sonucu bugün işte 17-18 milyar doları zar zor bulan tarım, hayvancılık ve süt ürünleri ihracatımız 170 ila 200 milyar dolara çıkarılacak. Türkiye'de müthiş bir yeni kaynaklar oluşturulacak. Dikkat ederseniz bu çok çok önemli bir çalışmamızdır. Bunu Türkiye'ye getiriyoruz. Ayrıca eğitim sistemindeki bugünkü çarpıklıkların tümünü değiştirerek gerçek milli değerleri önemseyen, Cumhuriyet'in kazanımlarını ortaya çıkaran, Atatürk'ü bugün silmeye çalışan eğitim yerine Atatürk'ün gerçek anlamda görüş, düşünce ve bu ülkeye verdiklerini anlatan ve başarılarını öğrencilere öğreten yepyeni bir modern çağdaş bir eğitim sistemini mutlaka Türkiye'ye getireceğiz. İşçi, köylü, memur ve benzeri dar gelirli vatandaşlarımızın geleceği ve insanca yaşam haklarına kavuşturulması da Yenilik Partisi'nin en önemli hedeflerinden biri. Ve daha çok sayıda var. Burada vakitinizi almamak için devam etmiyorum. Başkanım programımızın sonuna da yaklaşıyoruz. Öyle son mi? Olarak buradan izleyicilerimize vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Efendim ben yurttaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Yenilik Partisi olarak biz Cumhuriyet'in değerlerine ve Türkiye'nin kazanımlarını Cumhuriyet'ten son derece önemseyen bir partiyiz. Ama Türkiye'de şuna açık net bir şekilde buradan söylüyorum. Türkiye'deki mevcut siyasi partilerin yani parlamentodaki ana muhalefet partisi ve yanındaki ortakları hatta dostları diyelim ya da mevcut yönetim AK Parti yönetim ve yanındaki onun koalisyon ortağı görünmeyen koalisyon ortağı bu partilerden ve liderden Türkiye'nin artık herhangi bir beklentisi kalmamıştır. Türkiye'ye mutlaka yenilik ve yenilikler gerekmektedir. Bunun için de Yenilik Partisi kurulmuştur. Sayın Genel Başkanımız Öztürk Yılmaz ve onun liderliğinde yeni kadrosuyla bu ülkenin geleceğinde mutlak surette yer alması gereken liyakatıyla, bilgisi ve donanımıyla çok önemli bir kadrodu Yenilik Partisi. Dolayısıyla buradan vatandaşlarıma ricam aynı partilere 20 yıldır oy vererek yeni bir şey beklemeniz akla ve mantığa uygun değil artık. Onun için bundan sonraki süreçte Yenilik Partisi sizin yeni hedefiniz olsun, yeni lider ve kadroyla yeni şeyler daha olumlu, daha güzel, daha refahımıza götüren çözümleri beklemek mümkün olacaktır. Dolayısıyla Yenilik Partisi'ne destek ve teveccühü ben Yüce Milletim'den buradan rica ediyorum. Çok teşekkür ediyorum ilgi ve teveccühleri için ayrıca. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Katıldınız. Önemli açıklamalar yaptınız gündeme dair. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Değerli izleyenler, Gündem Özel Programı'nın bugünkü yayınının sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.